Evet, ileride kolay gelsin. Sen görünmüyorsun. Kimsinizsin? Evet, çok güzel. Bana mı koyuyorsun? O çok, o çok, çok. Ooo, niye yazık, şu olsun. Buyurun, gelin. Gelin. Başkanımız geldi ziyarete. Gelin. Buyurun. Buyurun, buyurun. Beraber içelim. Tamam. Buyurun, günaydın. Günaydın. Sağ olun. Size denk çorba. Biraz da ekmek atalım. Evet. Hadi bakalım. Kapkek bir valla. Evet. Gerek. Şey oldu. Çorba içmem. Koyun gibi. İlla belki. Teşekkürler. Ne oldu? Evet. Evet. Her gün bir görüntü arkadaşımız geliyor, duruyor. Listemiz var. İletişim sağlıyor. Çocuklar gayet benim bir sınırda duruyoruz. Geri zamanlar istediğiniz şekilde belediyemizle irtibata geçebilirsiniz diyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitemizde sabahları çorba dağıtımı yapıyoruz iki noktada. Ben de bu sabah o alanlara geldim. Hem bir gözleyeyim, hem burada öğrencilerin düşüncelerini alayım. Bir talepleri var mı ayrıca? Ve ikram ettiğimiz çorbadan memnunlar mı diye. Hem de burada ki çalışan arkadaşlarımıza da destek amaçlı geldim. Çocuklar memnun. Bayağı bir faydalanan varmış, onu öğrenmiş oldum. Her gün aşağı yukarı, aşağıda 500, burada herhalde daha fazla sayıda öğrenci faydalanıyor. Burada amacımız zaten sabahleyin derse yetişmek telaşıyla evden kahvaltı etmeden çıkan gençlerin en azından faydalanabileceği, en azından içinde besin değeri yüksek maddeler içeren çorbayı onlara sunmak. Çünkü onlar gelişme çağında aslında kahvaltı etmeleri gerekir ama gençlikte hepimiz biliyoruz ki daha çok uyumayı tercih ederiz kahvaltı etmeye. Ama biz burada onlara destek olmak amacıyla hem pratikte ayağına getiriyoruz hem ücret de olmadığı için onlar da bundan yararlanmayı tercih ediyorlar. Böylelikle onların beslenmeleri için de bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Hem de kent, üniversite birlikteliğini en azından gençlerin kentte kendilerini düşündüğünü, onlara ilgi duyduğunu, onları sağlığını düşünüldüğünü bilmelerini ve moral motivasyonlarını da arttırmak amacı diyor bu çorba dağıtımı. Çorba verdik, Kerihan ablaydı. Evet, çok memnunuz ya. Evet, çok memnunuz.